İçimden bir ses diyor ki, Meryem bak acele etme. Çok güzel bir ev bulabilirsin. Acele acele bakıp da böyle kendine eziyet etme. Her zaman acele alınmış, hızlı alınmış kararlar. insana uzun vadede şey olarak döner yani. Yanlış olarak döner. <laughs> yanlış olarak dönmek. Ee, bu evi de hemen kütleye tuttunuz ve sonradan çok da size uygun olmadığını anladın. Evet tutmanız gerekiyordu bir yerde aceleniz vardı. Ama işte bu sefer o kadar acele etme. Yani bence. içimden bir ses böyle diyor. Diğer ses de böyle diyor. Uzatma. Bak vakit kaybetme. Kendi değerli vaktinden çalıyorsun. Ne kadar güzel şeyler yapabilirsin. Mal gibi günde 3 öğün ev bakıyorsun. Yani Instagram'a girer gibi sahibinde ne giriyorsun. <laughs> Gerek yok böyle bir şey. O kadar stres yapma. Buldun mu ortalama bir ev? Tut onu gitsin. Başına da hayatında bu kadar şey yapma yani böyle kıçını yırtma, bu kadar kendini paralama, bunu bir şey meselesi haline getirme. Hiçbir zaman her şey mükemmel olmayacak. Güzel bir ev mi gördün? Tut gitsin falan. Yani böyle o kadar insanlar söyler de inanmazdım. Aman Allah'ım taşınmak falan böyle. Sadece eşya kısmının stresli olduğunu düşünürdüm. Asıl stres evi bulmaktaymış biliyor musunuz? Bir de zaten çok salak bir döneme denk geldik. Aslında Temmuz'da dost dosta bakmaya başlayacaktık ama işte ailelerimiz korona falan oldu. Yemin ederim var ya. Yani bu konuda da çok gerçekten kızıyorum onlara ama neyse bir şey demeyeyim şimdi. Olabilir sonuçta herkesin başına gelebilir yani bir markette veya kafede de kapabilirim ben. O yüzden çok konuşmak istemiyorum. Ama sinirleniyorum yani bir yandan. <laughs> neyse, eee Öyle işte aileler korona oldu falan derken anca biz de şey yapabildik. Ev bakma moduna girebildik. Ama gerçekten çok büyük bir stresmiş. Çok küçümsemişim yani ben ev bakma, ev bulma, taşınma falan filan stresini. E, çünkü bana hiçbir zaman eşya yerleştirmek, eşya düzenlemek falan bunlar koymuyordu yani. Çünkü nasıl olsa ben ta sırtımda taşımıyorum buzdolabını yani. <laughs> bir firma yani... Taşıması gereken insanlara parayı veriyorsun. Onlar taşıyor zaten. İnsanlar niye bu kadar abartıyor falan diye düşünüyordum. Ama gerçekten bir evden mental olarak sıyrılıp başka bir eve yani çok böyle diyelim. E, ya ben bir de ilk evi olduğu için galiba yani kendi evim olarak ilk ev, Bundan öncekiler hep öğrenci evi zartta zurttaydı. Çok da önemli değildi yani. O yüzden böyle her şey güzel olsun istiyorsun. Aa işte orada öyle bir şeysi varmış. Aa şurada şöyle. Aa karşısında park varmış falan. Ona çok üzüldüm geçen de Fatih benimle dalga geçti. Ya ne kadar dramatiksin dedi bana biliyor musunuz? Çünkü böyle çok güzel bir ev vardı. Karşısında çok güzel bir park vardı. Orası tutuldu. Ve ben de dedim ki bütün gün böyle üzüldüm ona tamam mı? Allah'ım ya of neden tutuldu? Üf falan böyle üzülüyorum. Karşısındaki parka bakıyorum Google Maps'ten falan. O parka baktımı gördü tamam mı güldü bana resmen. Yani ya tamam olabilir. Evet. Yani yaptığım şey gerçekten komik. Ama üzülüyorum çünkü ben mesela bir ilan gördüğümde o evle gerçekten bağ kuruyorum yani. Bir de şimdi evler çok tutuluyor falan ya emlakçılar da böyle götleri kalktı biliyor musunuz? Mesela Gidesi yok o gün işte size göstermek yani zaten 10 kişiye göstermiş evi biri tutacak evi tamam mı siz de görmek istiyorsunuz belki sen o anda tutacaksın yani adamın umurunda değil ama sen evle o kadar bağ kurmuşsun o gün bakan 11. kişi olmak istiyorsun ama adam diyor ki ya yeni dö döndüm oradan ya bir daha gösteremem tutuldu zaten ya tutuldu falan böyle resmen yalan söylüyorlar artık telefonda. Burası tutuldu efendim. Burası tutuldu efendim falan filan böyle. Belki de mesela o gün beş kişi gördü evi. Bir tanesi tutacak gibiydi. Aman sikerim Yeni dönmüşüm ofise. Emlak ofisine. Bir de bunlara mı göstereceğim şimdi filan diye düşünüyor resmen. Böyle şeyler de oluyor yani. Öğ, neyse. Bu konu çok sıkıcı bir konu. Çok bahsetmek istemiyorum ama işte hayatımın merkezinde şu an bu var. Yani bahsetmesem olmazdı. Böyle çok gerçekten kıçım yırtılıyor yani bu çok büyük bir hani şey ev bakmak çok büyük bir stres ya. Çünkü biz ilk geldiğimizde buraya gezdik birkaç yer ve küt diye tuttuk yani. Şimdi internet üzerinde sonuçta imkanlar böyle ev bakma ya o kadar çok ev var ki Sınırsız yani istediğin kadar eve bakabilirsin bu da insanı delirtiyor az önce söylediğim gibi instagrama girer gibi sahibinden'e girmeye başladım böyle 5 dakikada bir giriyorum yine ev düşmüş mü falan filan diye hani bu kadar delirmemek gerekiyor bence ben e, galiba biraz abartmış olabilirim ama işte bilmiyorum yani gitmişken güzel bir yer olsun istiyorum neyse bugün bir eve bakacağız eğer güzelse Fatih'in içine çok sindi. Ay bilmiyorum ya. Bir yandan bir de şöyle handikaplar da var. Mesela bir yer çok güzel oluyor. Her yere yakın oluyor. Atıyorum Kuğulu Park'ın dibinde falan. Böyle çok güzel falan. Ama yokuş. Yokuş yani. yokuşta benim burada en nefret ettiğim şey. Ee, biraz böyle ev. Artık böyle mesela ben evden çıkıyorum. Yürüyüşe gideceğim. Diyebilmek istiyorum. Yani böyle savaşa Uhud tepesine savaşa gider gibi. <laughs> yani yol yürümek istemiyorum. Biraz bundan da sıkıldım. Neyse işte aman öyle yani sonuç olarak. Bir de ben size şeyden bahsetmiştim ya geçen hafta Marie Kondo'dan birkaç kişi dedi ki işte ya bundan zaten bahsetmiştin. Yani Marie Kondo kitabı okumuştun hatta üstüne video bile yapmıştım falan. Ya evet tekrar ediyor olabilirim ama şöyle bir durum var. Bunu benim söylememin bir bilinç yani boşuna tekrar etmiyorum yani kıçımdan tekrar etmiyorum. Üçüncü kitabı çıkmış. Onu okudum. Onu o yüzden anlatmak istedim tekrar Mariko'nda Kondo olayına. E, çünkü ilk kitabı okudum. Derle, topla, ferahla falan. Ya ben İngilizce ismini kullanmak istiyorum. Çünkü Türkçe ismi sırf dikkat çeksin diye çok saçma yapmışlar. E, The Life-Changing Magic of Tidying Up. Yani e, hayat değiştiren düzenleme sihri gibi bir şey aslında gerçek adı. Çünkü gerçekten hayat değiştiriyor yani böyle bir eşyalarını toplarken aslında ne yap hayatında ne yapmak istediğini buluyorsun falan. Ben de böyle sürekli ya işte çizime vaktim olmuyor, çizime vaktim olmuyor falan diyordum. Ya bir şeyleri toplarken evde aslında çizime vaktimin olmamasının sebebinin ben olduğunu fark ettim. Yani yani böyle hayatını birazcık bu eşyaları atınca, düzeni sokunca hayatına gerçekten oturup böyle bir keyifle bir şeyler içip böyle televizyonun karşısında oturup çizim yapmak. Ya böyle o kadar uzun zamandır kendime öyle bir vakit ayırmıyormuşum ki onu fark ettim. İlk kitabı okuyalı bir iki yıl falan olmuştu ve unutmuştum böyle şey. Hani insan böyle yine o eski alışkanlıklarına geri dönmeye başlıyor. Ee, Marie Kondo buna rebound diyor. Yani tekrar böyle evde bir şeyler birikmeye başlıyor. Ee, yine böyle eşyaların altında kalıyorsun, toplayamıyorsun falan filan. Öyle bir noktaya gelmiştim. Ya bu arada evimde çok fazla eşya yok da yine de beni rahatsız eden birkaç şeyi sırf böyle insanların gönlü olsun diye tuttuğumu fark ettim. Mesela e, bana e, bazen mesela bir arkadaşım <laughs> Okan Bayülgen hani anlatıyordu ya bir videomda bahsetmiştim size. Bir, arkadaşı ya bir arkadaşı ressamlığa karar veriyor ve resim çizmeye başlıyor. E, sergisine gitmen gerekiyor. Tablo hediye ediyor. Aman evde onu nereye koyacağım falan diye düşünüyorsun. Gerçekten böyle. Bazen arkadaşlarım bir şeyler hediye ediyor işte ikimiz zaman mesela kitap hediye ediyorlar ya da böyle başka ne bileyim başka bir şeyler hediye ediyorlar ama yani sen o hediyeyi evde kullanmanın ya da o kitabı okumanın imkanı yok çünkü hiç ilgin olmayan bir kitap yani hiç okumayacaksın o kitabı çok belli net bir şekilde ama tutuyorsun kitaplığında. Ya bir gün okurum ya falan yani çok okumak istediğim kitapları bile okumaya zor, zor vakit buluyorken bir yani benle tamamen alakasız 500 sayfalık bir kitabı tabii ki bir gün okumayacağım yani bu gerçekle yüzleşmek gerekiyor aslında şey diyor bunun içinde yani atmak ayıp olmaz mı falan diye düşünüyorsunuz ama aslında atmıyorum ben safa veriyorum ya da birilerine bir yerlere bağışlayabilirsiniz falan. Yani ben iki yıl önce kitabı okuyup eşyalarımdan, fazla eşyalarımdan kurtulmama rağmen mesela hala nezaketen, ayıp olmasın diye evde tuttuğum çok fazla eşya varmış. Üçüncü kitabı okuyunca bunu fark ettim. Ee, ve Marie Kondo bunu şöyle açıklıyor. İşte diyor ki o hediye edildiği zaman misyonunu tamamladı. Yani aslında amacına ulaştı o eşya artık. Veya o kitap işte her neyse. Yani iki tarafı da mutlu etti yeterince. O yüzden görevini tamamladığı için onu teşekkür edip evinizden siktir edebilirsiniz diyor yani kısacası. Hani bu izni başkasından duymak insanı aslında çok iyi hissettiriyor. Yani evde kullanılmayan o kadar çok eşya o kadar çok hediye var ki. Bir de şimdi bunları birine ya şey de yanlış mesela e, kitapta böyle diyor. İşte aile üyelerinize vermeyin çünkü o zaman onların evinde şey oluyor. Yani dışarı bırakmak gerekiyor birileri alsın diye. Böyle bir şey işte aslında tekrar etmemin sebebi buydu. E, birinci kitabı okuyup unuttum şeyleri. Üçüncü kitapta tekrar aklıma böyle Kazanan şeyler oldu çok fazla bir şeyler biriktirmeye başlamışım ee, şey oldum yani birazcık kendime geldim o noktada da yani bunları da biriktirmene gerek yok bunları da atabilirsin anlamında ee, ve ilginç bir şekilde böyle çizim yapmaya daha çok vakit bulmaya başladım oturuyorum mesela bir film açıyorum ya da Fatih oturuyor oyun oynuyor ben de Fatih'in yanına oturuyorum. Önceden mesela hep bir şeyler olurdu. Bir şeyler giriyor araya. İşte oraya oturacağım da şunu yapacağım da bunu yapacağım da ondan sonra kalemi çıkaracağım. Şunu yapacağım. Çizme başlayacağım falan. Hani bunu e, düşündüğün için diyorsun ki aman yatakta uzanıp Instagram'a gireyim. Twitter'a gireyim falan. Yani böyle yapıyorsun yani. Sosyal medyaya yönleniyorsun ama işte şey yapınca ortamı düzenleyince oraya daha çok oturasın geliyor falan. Aslında bunu söylemeye çalışıyordum böyle daha çok oturdum çizim. ya mesela pazar günü dışarı çıkmadık. Ben tüm gün sabahtan akşama kadar çizim yaptım. Ya. O kadar güzeldi ki böyle film dinledim birkaç tane. Bir de Yeşilçam filmleri o kadar komik oluyor ki. Bir de şey açısından söylüyorum aslında. Yeni eve hemen taşınmak istemek. Canlı yayınları sıklaştırmak istiyorum. Hep size söz verdim ama bir türlü yapmadım. Çünkü Twitch'te yapmayı planlıyordum ama Twitch'ten vazgeçtim. Çünkü bence orası bana göre bir platform değil. Alışabileceğim bir yer değil. Bilmiyorum ileride fikrim değişebilir ama şu an için ya yani Twitch kenarda duruyor yani sadece. Bu arada Twitch adresini de söyleyeyim size hemen. Ee, birisi sinir oluyorum ya resmen Kazıklı Maria'nın ikini almış. Yemin ederim o kadar sinirlerim bozuldu ki. Almış ve yani hiç hani ulaşamıyorsun da bu kişiye. Ben de mecburen twitch.tv slash alt Maria'yı aldım. <laughs> Şu an 263 takipçim var orada bir gün gidebilirim ama o gün gelene kadar YouTube'dan yayın yapmak istiyordum. Size söz verdiğim ve bir türlü hani böyle teknik şeylerden dolayı yapamadığım birkaç tane canlı yayın fikri var kafamda. Size birazcık çatlatmıştım aslında. Türk çizgi filmleri, eski Türk çizgi filmleri, eski Yeşilçam filmleri, sonra bu Sırlar Dünyası falan bu tarz şeylere tepki çekmek ist ya Tepki çekmek değil de. Bir beraber izleyeceğiz mesela. Durduracağım ve size o anki düşündüklerimi söyleyeceğim falan. Çok yapmak istiyorum ama işte şey bir türlü yani Sims yayını açıyorum. Sims yayın yayınlarında görüyorsunuz zaten. Allah'ım yarabbim. Resmen mağaradan <laughs> bağlanıyorum yani. O yüzden o yayınlar da öyle olsun ve böyle bok gibi olsun istemiyorum. O yüzden de taşınmak istiyorum. Oradaki internetle size güzel yayınlar yapmak istiyorum. Bir de birkaç tane kafamda çok güzel fikir var yeni sezon için. Neyse onlar da bana kalsın sürpriz olsun. Ee, öyle şeyler yapmak istiyorum işte. Yani kitap incelemeleri video olarak devam edecek. Bok gibi book reviews canlı olmayacak hiçbir zaman. Çünkü onlara ben vakit ayırmayı edit yapmayı falan seviyorum. Ee, ama filmler editlemesi biraz daha zor ve direkt anında şak şak size e, reaksiyonlarımı iletmek istiyorum. O yüzden öyle bir şey var aklımda yani. Bunun için de aslında hemen taşınayım düzenimi kurayım istiyorum. Ya sizce, sizce hangisi? Yani bir an önce taşınmak ve, evdeki kus, bazı kusurları görmezden gelmek mi daha güzel bir şey, iyi bir şey? Yani sonuçta hiçbir zaman mükemmel, oha, süper, tam içimize sinen bir yer olmayacak yani. Mutlaka birkaç tane handikapı olacak yani. Ya öyle olmayan bir ev istiyorsan da yani böyle <laughs> 10 bin lira falan kira varman gerekiyor. Öyle de bir bütçemiz yok yani bizim. Ki biliyor musunuz baktım yani 5000 liradan sonra evler hep birbirine benzemeye başlıyor. Yani 2500'e bulduğun ev... Yani 3000 liraya bulduğun ev... Evin aynısı 5000-6000 bin bin liraya da var. Ve ona o parayı vermenin hiçbir anlamı yok aslında. O kadar saçma ki fiyatlar bir süre sonra çok anlamsızlaşıyor yani. Ee, öyle bir de şey dedi e, Fatih. Yani bilmiyorum bu ne kadar doğru. Aslında çok doğru olabilir çünkü şey dedi sonuçta ekonomik kriz olduğu için artık e, rezidansta falan çok pahalı yerlerde yaşayan insanlar da ne olacak abi 3000 bin, binlik evde yaşayın falan demeye başladılar. Sonuçta orada da belli bir 4000'lik evde de yani aynı yani aynı olmasa da benzer bir konfor var. Rahat yaşayacaklar sonuçta. Onlar da böyle düşük bütçeli yani onlara göre düşük bütçeli olan evlere rağbet ettikleri için bu sefer biz yani orta sınıf yok olmaya e, yüz tutmuş orta sınıf bütçesi sınırlı olan yani bir eve 5 bin lira kira 10 bin lira kira veremeyecek insanlar da aynı evlere bakıyorlar. Bu sefer hani yani böyle her yerden çok talep var o fiyattaki evlere. O yüzden biraz da o yüzden böyle ışık hızıyla tutuluyorlar falan dedi. Ay bir de biliyor ya sürekli bu konu hakkında konuşmuş oldum ama üzgünüm yani. <laughs> ya bundan bahsetmeden geçemeyeceğim. Ankara'da bazı insanlarda bazı boomer ev sahiplerinde diyeyim. Şöyle aptalca bir huy var. Memur ki e, ya memur kefilin olacak yani böyle öğretmen, avukat falan, doktor bir arkadaşın olacak sana kefil olacak olan, yakın bir arkadaşın olacak yani kefil ne demek? Sen yan çizersen onlar ödeyecek her şeyi demek yani. Ee, o yüzden ya öyle bir kefilin olacak ya da sen memur olacaksın. Hatta bugün çok güzel bir ev buldum ama şey diyor <laughs> adam bana beni vazgeçirmek için telefonda dedi ki ya memur olmadığımı anladı ve dedi ki. Ya ben şey öğretmenim ama hani burada sonuçta öğretmenlik yapmıyorum ve eşim de sonuçta memur değil falan ama kefil olarak olur mu falan dedim. Yok mutlaka kendisi memur olacakmış. Ev sahibimiz saplantılı. İlla öyle istiyor falan dedi. <laughs> saplantılı ne demek ya sanki böyle adam böyle akşam röpte şu ya da kadın röpte giyiyor ve eline bir kadeh viski alarak e, camın boydan camın karşısına geçip şehir manzarasına bakarak. <laughs> Evimi asla farklı e, meslek erbaplarına vermeyeceğim. Sadece memurlara vereceğim. Memur falan diyor böyle geceleri böyle planlar falan kuruyor sanki. Halbuki o kadar geri zekalıca bir şey ki. Yani memurları da görüyorum çünkü. Ben size hep anlatıyorum yani iş arkadaşlarımı ne kadar ya sırf eline ev, 3.000 bin, bin lira maaş geçiyor diye bu insanları böyle Gökyüzüne çık çıkaran hala böyle 70'lerde yaşayan tipler işte o yüzden. Yani benim e, bir memura kıyasla çok daha e, tercih edilebilir olduğumu düşündüğüm noktalar var. Yani memur adam ma yani o kadar mal insanlar memur oluyor ki size anlatamam ya. İnanılmaz yani. Yani bu talep çok saçma geliyor bana. Ugh, neyse işte ama onların öyle bir ta takıntısı var. Memur şehri ya. Memur aile, memur aile. Am um, Ulan ne oluyor memurdan? Ne oluyor? KPSS'ye giriyor. 3-5 puan yapıyor. Ondan sonra torpil mi artık neyse bir yere yerleşiyor. ÖSYM'nin binası. ilk o geldi aklıma. Hani Üsküdar'da bir ÖSYM binası var ya. Orada ofis başında bilgisayarda tıkır tıkır. Yani Word, Excel falan yani bunları yapıyor. Bir de işte kullanacağı web sitesinin altyapısını falan, falan nasıl kullanması gerektiğini öğreniyor. Bu kadar yani bu adamın beyni o yani çok acayip çalışmıyor ki yani. Çok böyle hani memur deyince çünkü insanların aklına o doktor, avukat falan geliyor ama yani <laughs> KPSS'de 3-5 puan yapıp bilgisayarda mal mal yani bilgisayarda mal mal iş yapan adamı da ada ya yani o adam da memur yani. Memur deyince akıllarına çok acayip tipler geldiği için galiba böyle bir takıntıları olmuş ama yani şu an yoldan çevirsen zaten memur adam yani. Ayrıca hani böyle sanki böyle hepsinde çok şey diye görüyorlar herhalde işte eğitimle belli bir etik ahlak değerleri var falan filan. Ulan neyse ya çok konuşmayacağım bu <laughs> konu. <laughs> öyle işte o kadar aptalca bir kural ki yani ne oldu ben memur değilim şimdi ne oldu şöyle mi desem evet ben memurum youtube'dan her ay düzenli maaş alıyorum ee, sigortam var youtube memuruyum ben uh, neyse öyle işte ya. yani gerçekten ee... şimdi size dün karşılaştığım bir instagram profilinden bahsetmek istiyorum ee, ya şey güzel miydi? <laughs> Güzel Yahşi miydi yoksa? Müjde Yahşi. Müjde Yahşi diye bir kadın kendine Instagram'da uzman klinik psikolog olarak tanıtmış. Ben de Allah Allah ya bu tipler nasıl uzman klinik psikolog olabiliyor falan diye içimden böyle hani böyle şey yaparken kafam karışmıştı çünkü. Meğersem kadın rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünden mezunmuş. Ama yüksek lisansını klinik psikoloji alanında yaparak kendini klinik psikolog yani uzman klinik psikolog ilan etmiş. Yalancı yani. Resmen yalan söylüyor ya bu dolandırıcılık yani. İnsanlar soru soruyor. Bu da kendi kafasına göre yani hiç uzman klinik psikologlukla alakası olmayacak bir şekilde sadece kendi ahlaki değerlerine uygun bir şekilde cevap veriyor. Neymiş? Mastürbasyon yapmak. Durun size okuyacağım onu. Eee 23 yaşındayım. Ortaokuldan beri mastürbasyon yapıyorum. Bırakamıyorum. Kendimden nefret ediyorum. Öncelikle şunu söyleyelim. Mastürbasyon hayatın o kadar doğal bir parçası ki yani. Ve bundan utanmak, bundan kendinden bu yüzden nefret etmek tamamen dinsel ahlaki bir dayatma. Hani hatırlıyor musunuz? ya bir tane hatta Hristiyanların çıkardığı bir anti masturbation. E, çocuk mastürbasyon yapmasın diye kollarını, bacaklarını bağlayarak onu yatırmak falan. O kadar aptalca ki yani bu şeyler olur insan cinsel kimliğini, cinsel benliğini keşfederken böyle şey yani kendi bedenini keşfederken ya yani böyle şeyler yapar. Aranızda mastürbasyon yapmayan 3 kişi vardır herhalde hepiniz yapıyorsunuz. Yani böyle o kadar normal şeyler ki bunlar. Sıçmak gibi hepimiz sıçıyoruz yani biz kalkıp da dışarıda bağıra bağıra ben sıçıyorum bugün iki kere sıçtım filan demiyoruz ama hepimiz her gün tuvalete gidiyoruz yani bunun gibi herkes mastürbasyon da yapıyor. Yalnız olan yine bok muhabbetine geldi. <laughs> neyse. Ee, kendinizden nefret etmenizi gerektiren bir durum yok. Yetişkinlikte devam eden mastürbasyon alışkanlık bozukluğudur. Yani insana bir uzman klinik psikolog olarak insana kendini daha kötü. Yani bu insan diyor ki ya bir psikoloğa başvurayım bari falan diyor. Yani böyle bir çaresiz kalmış sana yazmış. Sen de onu daha kötü hissettiriyorsun. Alışkanlık bozukluğu bu diyerek. Ya bundan tavsiye alanı zaten beyincisi kim de. Her neyse ihtiyacınız olan dopamini bu yöntemle sağladınız. Ulan ne alakası var? İnsanın cinsel dürtüleri vardır. Cinsel istek yani böyle bazen e, öyle ist ya bunu mu açıklayayım şimdi? Podcast'te cinsel eğitim mi vereyim yani? Bazen sevişesin gelir. Bazen mastürbasyon yapasın gelir yani. Bu çok normal bir şey. Mastürbasyon esnasında e, haz alırsınız ve vücudunuza dopamin sal biraz da bilimsel falan ayak yapıyor. Yani bilimsel konuşuyorum. E, o yüzden söylediklerim doğru. Bu sürekli olduğu için bağımlılık yapar. Sağlıklı bir evlilik ilişkiniz olduğunda bu durum düzelir merak etmeyin. Yani lütfen sakın buna cinsel terapi, aile terapisi için gitmeyin. Yani terapistler şey bile önerirler, e, cinsel olarak zorluk yaşayan çiftleri beraber karşılıklı mastürbasyon yapmayı bile önerirler. Kendi kendilerine yapmayı önerirler. Yani evlilik, aa evliyim artık falan diye biten bir şey değil mastürbasyon. Çünkü insanın tamamen kendiyle alakalı bir şey o anlamıyorum gerçekten o kadar salak salak yani bu bu insanlara yani böyle bu title'ı kendi kendine vermiş koymuş öyle oraya insanlar da bir şey zannediyor bir yerlere böyle röportaj falan vermiş bir şeyler yapmış 500 bin mine takipçisi var kardeşimin eşcinsel olduğunu, olduğunu öğrendim yazmış başka birisi eşcinsellik doğuştan değildir çaresiz hissetmeyin bana başvurabilirsiniz ya da dünyaca Jacob'tan yardım alabilirsiniz yine böyle kendi kafasına göre bir dernek falan ya düşünsenize kardeşiniz veya çocuğunuz falan eşcinsel. Bu psikoloğa gidiyorsunuz. E, nasıl bir şey olduğunu bilmediğiniz için, anlamak için. O da doğuştan değildir. Bana başvurabilirsiniz. Resmen şey bu. E, onarım terapisi mi? Öyle bir şey diyorlardı. Yani normalde var olmayan bir şey. Normalde asla bir insanın terapiyle cinsel yöneliminden vazgeçiremezsin. Yani böyle bir şey yok. 70'lerde 60'larda kaldı bunlar yani. Yani sanki o insan seninle konuşunca... Eşcinsel yani aha, ya gerçekten anlamıyorum ya bir de bunların tavsiye güya çok bilimsel tavsiye veriyorum diyorlar ya bilimsel tavsiyeleri de ne biliyor musunuz işte sonuçta Allah seni böyle yaratmış bu bir imtihan doğuştan değil muhtemelen küçüklükte tacize uğradın ya da başına bir şey geldi ya da insanlardan etrafından gördün o yüzden öyle oldun ama işte çaresi yok değil. Yani ya e, onarım terapisi adındaki o iğrenç korkunç bilim karşıtı insanlık karşıtı şeyi gerçekleştirecek ya da diyecek ki böyle hislerin duyguların olabilir ama bunları sakla, bunların üzerine e, yani gitme, İşte o şekilde davranma, no, normal tırnak içinde normal davranmaya çalış, yani normal insanlar gibi e, hetero cinsel selünemin varmış gibi davranmaya çalış, e, böyle bu şekilde düzelecek yani sen Allah'a dua et. E, işte bu dediklerimi yap, işte bu düşünceleri kafandan atmaya çalış, bu şekilde düzeleceksin. Öyle olmuyor abi, öyle olmuyor. Caitlyn Jenner, 71 yaşında, şu anda 71 yaşında ve birkaç yıl önce trans olduğunu açıkladı, bütün dünyaya açıkladı ve sonradan sürecine başladı. İnsanlar 60 yaşından sonra bile bu sürece başlayabiliyorlar çünkü o kafada bitirip yani önüne bakabildiğin yaşa yaşamını o şekilde yani ben artık e, onarıldım, ben normalim artık filan diye e, hayatını devam ettirebildiğin bir şey değil yani. Neyse ben de dedim ki nefret suçundan şikayet edebilir miyiz e, takipçilerime söyledim. Çünkü bu bir yani eşcinsellerin doğuştan olmadığını iddia etmek ve eşcinselleri düzeltebileceğini iddia etmek. Yani insanlar kendi ne bok yiyorsan ya kendi inancınla tamam mı? Gerçekten ne, ne yapıyorsan yap insanları o şekilde mi yönlendiriyorsun? Te, bir terapist, tırnak içinde terapist olarak ama başkalarının hayatına karışamazsın. Başkalarıyla ilgili böyle hükümler veremezsin. Özellikle bilimsel değillerse bu, bunu yapamazsın. O kadar rahat bir şekilde yapıyor ki bir de sonrasında e, birkaç kişi daha paylaşmış benim gibi. E, yine organize bir linç girişimi diyor. Geri zekalı. Yani ya ben hayatımda böyle bir ya bu, bu kadar mı ya düşünme kabiliyeti düşük bir kere yani terapist olmuş güya ama yani her şey komplo teorisi değil organize bir linç girişimi yok ortada hepimiz anlaşıp böyle bir şeye karar vermedik. Salakça konuştuğunu gördük ve paylaştık yani. Ayrı ayrı paylaşıldı diye organize linç girişimi olmuyor. Birçoğu psikolojik taciz içeren mesajlar ağlıyor yani. Benim takipçilerim de var burada bu arada. Tanıdığım kişi, oha tanıdığım kişiler de var psikolojik taciz içeren mesajlar diye ekran görüntüsü almış. Paylaşıyor size mesajları okuyorum. Hızlı hızlı geçmeye çalışmış ama mesajları okuyorum size. Hesabını sil homofobik. Eşcinsellik doğuştandır. Yazık kafana, yazık sana. Şaka mı bu? Senin nasıl 504 bin takipçin var? Yazık sana, yazık ailene. Sen psikolog olduğundan emin misin? Diplomanızı nereden aldınız? Boşuna okumuşsun. Ne kadar caizsiniz? Sus kanka. <laughs> Bir de uzman psikolog olacaksın. Ya şu şu ana kadar okuduğum şeylerde bir tane bile küfür, bir tane bile hakaret yok. Ki küfür ve hakaret edenler de olacaktır. Me mesajı ya ikinci hikaye geçtim. Bir tane bile hakaret yok, bir tane bile küfür yok. Ne salaksın amına koyayım ya? Aptal mısın, cahil misin falan böyle şeyler yazanlar var. Bunlar yani psikolojik taciz içeren mesajlar. Gerçekleri söyledi diye ciddi bir spam altında. Destek verelim arkadaşlar. Sait Ercan yani kim olacaktı ki? Tabii ki Sait Ercan. Ee, bu kardeşimiz doğruları söylediği için LGBT savunucularından linç yemekte ve hesabı spam altında. Saygı duy, saygı duy. Neye saygı duyayım şimdi? İnsanların sürüklendiği çukura mı saygı duyayım? Yoksa gerçeği görmezden gelerek zevk uğruna harama sürüklenmeye mi saygı duyayım? İnsanların hayatlarını nasıl yaşadıkları seni ilgilendirmez. İnsanların günahları sevaplı. Senin amın değil, senin sikin değil, senin götün değil. O yüzden senin fikrin de olmamalı. Sen insanların nasıl yaşadığına karışamazsın. Asıl cahil olanlar Allah'ın emir ve yasaklarını bilmeden yaşayanlardır. İşte bak din yani dindar olan insanlar dinlerini böyle yap. Gerçekten sorun bu biliyor musunuz? Yani ülkedeki sorun bu. İnsanlar dinlerini normal bir şekilde yaşayamıyorlar. İlla etrafımdaki herkes benimle aynı şekilde yaşasın istiyorlar. Herkes seninle aynı hayatı yaşamak zorunda değil. Yani dejenere olduğunu mu düşünüyorsun insanların? O zaman git ne bileyim Konya'da yaşa. Ne bileyim işte bir köyde mağarada falan yaşa. Ya o dejenerelik sana ve çocuklarına bulaşsın istemiyorsan tamam mı? İnternetini falan kes çocuklarının. Böyle yaşayabilirsin. Ama insanları değiştirmeye, insanların hayatlarına karışmaya çalışamazsın yani. Böyle bir hakkın yok senin. Çünkü insanlar nasıl yaşamaları gerektiği konusunda özgürdür. Kimse seninle aynı dine inanmak zorunda değil. O yüzden yani böyle çok klasik ve e, dalga geçer gibi, çok zorba bir e, cümle gibi görüyor insanlar ama yallah Arabistan'a cümlesinin altında bu yatıyor aslında. Yani sen İslam'ın emirlerine göre yaşamak istiyorsan İslami bir ülkeye gidebilirsin ama burası İslami bir ülke değil. Burada her dinden insan var. Yani burası böyle bir ülke. Türkiye böyle bir ülke. Beğenmiyorsan ülkeni ya daha yobaz bir yerde yaşayabilirsin ve çocuklarına sınırlı bir internet verebilirsin ki çocukların da büyüyünce muhtemelen ateist olacaklar. Üzgünüm ama yani ya öyle yapabilirsin ya da ya da gerçekten bu din kurallarına göre yaşanan ülkelere gidebilirsin. Ama bunu yapmıyorlar. Çünkü öyle ülkelerde onlar da yaşayamaz. Böyle 500-600 takipçiyle birlikte rahat rahat ahkam kestikleri, fotoğraflarını, videoları koydukları bir ülkede yaşayamazlar. Çünkü İslam'ın kurallarına aykırı zaten bunlar. Yazık ya. Gerçekten çocuklara yazık. Yani. Ben en çok bunlara üzülüyorum. Hocam kızım eşcinsel olduğunu söylemiş kuzenine. Ne yapabiliriz? Kime başvurabiliriz? Cinsel kimlik karmaşası yaşayan çocuklarla çalışıyorum bana başvurabilirsiniz ya da Dünya Jacob'tan yardım alabilirsiniz. Bu çocuklara yapacağınız kötülükten haberiniz yok yani. Cinsel kimlik karmaşası yapıyor. Sen onu gay olma diye ikna etmeye çalışacaksın yani. Çocuk gay olduğunu söylüyor. Beyanı o yönde. Ama sen buna inanmayacaksın. Ya sanki çocuk bu konuda yalan söyleyecek. Belli ki böyle hissediyor yani. Yazık. Gerçekten yazık. Ya çocuk Söylüyor kuzenini yakın görüyor kendisini. Kuzenini de tabii ki aileye söylüyor. Ailede cinsel kimlik karmaşası. Çocuğu zorla bunları düşünme. Ya o kadar yazık ki. Yani çocuk bu psikolojik baskıyla büyüyecek. Bunları düşünme. Böyle düşünme. Sen böyle değilsin aslında falan. Yani bir çocuğa bir insana yapılabilecek en büyük kötülüklerden biri. Onu psikolojik baskıyla olmadığı bir hayatı yaşamaya çalıştırmak. İşte bu, 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 bu yüzden. Bu yüzden kendi çocuklarına yaptıkları istismar da bir istismar. Yani ne kadar görmezden gelsek de başı yani 5 yaşında çocuğunun başını örten insanlar falan. Çocuğu 5 yaşında saçını boyayıp makyaj yapmak da bir istismar çeşidi. Çünkü antitezleri hemen bu ya. Ona bakarsanız çocukları şöyle yapıyorlar böyle. Tamam abi o da istismar. Çocuğun başını kapatmak da istismar. Ve çocuğa o yani olmadığı, olduğu bir şeyin aksine ikna etmeye çalışmak da istismar. Bir de böyle daha yani bu kısmen daha bilgililer ya. Psikolojik danışman I, falan böyle daha rahat bir şekilde yapıyorlar bunu. İnsanlar da bunlara gidiyorlardır, çocuklarını falan şikayet ediyorlardır. Ya, psikolojik şey dediği bu aslında ya. Psikolojik taciz diyor ya. Neyse çok sinirlendim. Birkaç tane post okuyalım. O postlar üzerinden yorum yapalım. Bu konu çok uzadı çünkü. Konuştukça daha da sinirleniyorum. Daha önce de bir tane tweet paylaşmış. Daha önce de söyledim. Yoğun bakıma alındığınızda telefonunuzu eşinize verirler. Yanarsınız. O yüzden aşı olun. Bir kere bu tweet'i yazın da beynimi sikeyim bu arada. <laughs> yani telefonunu eşine veremeyecek bir telefonun mu var senin? Niye öyle bir telefonun var yani? Yanarsınız. Niye telefonunu eşine verdiğinde yanasın? Ya ben bok gibi bir insanım demek istiyorsun. Sırf bu yüzden aşı olmak istiyor yani. Bu tweet'i de koymuş hani tweet mizah amaçlı falan ama aslında altında yazdığı metin tweet'i doğrulayan bir metin. Gülsem mi üzülsem mi dedirten bu tweet'e denk geldim ve 20 yıllık eşini koronadan kaybetmiş gözü yaşlı hanımefendi danışanım aklıma geldi. Koronadan dolayı yoğun bakıma alınan eşinin telefonu hanımefendiye teslim edilmiş. Hanımefendi e, telefonu karıştırırken öyle şeylere şahit olmuş ki kendisinin bile inanamadığını dile döküyordu yaşlı gözlerle. Eşinin gay sitelerindeki ziyaretleri, hemcinsleriyle olan özel yazışmaları ve hemcinslerini evinden gönderdiği müstehcen fotoğrafları hanımefendiye bu kadar maço, bu kadar delikanlı görünümlü bir adam nasıl olur da bunu yapar şokunu ya yaşatmış. Ölüm acısından daha çok canını yakmış. Yoğun bakımdan gelen ölüm haberi bile hanımefendi üzmeye yetmemiş. Üzüntüsü yoğun öfkesiyle yer değiştirdi. Apaçık belliydi. Eee... Yani çocukları bastırırsanız, gay olmanın kötü olduğunu söylerseniz çocuklara, işte ileride böyle oluyor. 50 yaşına geldiklerinde gizlice yapıyorlar bunu. Evleniyorlar hepsi. Birisi bir, bir şey paylaşmıştı. E, Türkiye'deki evli erkeklerin %80'i gay mi falan diye. Ya da ye, gaylerin %80'i evlidir, e, %90'ı evlidir falan diye öyle bir şey paylaşmıştı birisi. Gerçekten. Böyle şeyler okudukça bunun doğru olduğunu hissediyorum. Bir de mesela gay arkadaşlarım Hornet'teki ya da Grinder mıydı neydi o tarz app'lerde uygulamada gördüğü tipler bana gösterdiği fotoğraflar falan. Gerçekten öyle yani çocukları sıkıştırırsanız bu konuda 40 yıl sonra birisiyle evlenmiş olurlar ve öldüklerinde böyle telefonlarından gay siteleri çıkar işte. Yani bunun aslında ya şu, buradan şunu çıkarması gerekiyor. Aa gerçekten aslında cinsel yönelim bu. Cinsel tercih değil. Yani ve doğuştan bir şey bunu aslında buradan anlaması gerekiyor ama çıkardığı ders şu bu bireyin kullandığı eşcinsel yönelimli bir bireyin evliliğinin arkasına gizlenerek dışarıya daha da sert bir imaj çizmesi bu insanın maskesi de buymuş her insanda maskeler vardır İşte bunun altını görmeye çalışın zekalı yani nereden senin gibi psikologlar olduğu sürece nereden bu maskeyi nasıl indirme çünkü sen o maskeyi taktırıyorsun zaten insana. Sen o maskeyi o insana taktıranlardan birisin. Sonra da diyorsun ki herkesin maskesinin altındakini görmeye çalış. İşte yani dinle psikoloji gitmiyor. Tamam mı? Çünkü sen dini değerlerine göre yapıyorsun. Bilime göre yapmıyorsun bu mesleği. O zaman da takılıyor. Bir yerde takılıyor yani. Bir yerde olmuyor artık. Çünkü ikisi birleşince bir yerde yine artık sen dine gidiyorsun. Zaten işine verdiği önem yani işine verdiği özeni göstereyim size hemen. Duyguların yaşı ve cinsi teti yoktur. Böyle bir gönderi paylaşmış ve aa cinsi teti yazmışım ya of, geri alayım sileyim falan dememiş. Öyle sallamış yani paylaşmış. Daha fazla konuşmak istemiyorum sinirlendim zaten şey gördüm şimdi Hornet'e bakarken. Hangisi yasaklıydı grinder mı Hornet mi şey yapamamıştım. Hatırlayamamıştım şu an bir baktım 10 Ağustos'ta Hornet de yasaklanmış jandarma talebiyle erişim engeli gelmiş. Jandarma ile? Ya mesela ben bunları gördükçe o kadar sinirleniyorum ki jandarmanın iki insanın iki tane erkeğin birbirini sikmesiyle ne alakası olabilir? Jandarmanın. Resmen savaş açtılar şu son 1-2 yıldır. Resmen... Geyliğe, eşcinselliğe savaş açtılar. Önceden bu kadar değildi Türkiye. Gerçekten böyle değildi Türkiye. Şu an gerçekten öyle bir noktaya getirdiler ki bir de bu yarı e, bilinçli, yarı bilgili e, muhafazakar mallar sayesinde özellikle şu Boğaziçi olaylarından sonra bildiğin geylere savaş açtı bu ülke ya. İnanılmaz. İnanılmaz yani siteleri kapatıyorlar. Bir uygulamaları kapatıyorlar, yasaklıyorlar, erişim engeli getiriyor Ya inanılmaz ya. İnanılmaz yani. Jandarma. Jandarma talebiyle erişim engeli. Yani. <laughs> Neyse. Moraller bozuldu. Ee, daha keyifli bitirmek istiyorum. O yüzden bir tane daha sayfa var. Ee, Self-care. Self Care TR sayfası. Onu da göstereyim size. Bence genç kızlar falan giriyor bu tarz sayfalara. Önceden Go Girl, Hey Girl falan vardı. Şimdi böyle Self Care sayfaları var. E size şimdi konu başlıklarını soracağım. Anlayacaksınız neyden bahsettiğimi. Story düzenleme, tatil poz önerileri, diş beyazlatma yöntemleri, soğuk kahve tarifleri, profil fotoğrafı önerileri, kombin önerileri, burçların enleri, Instagram filtre önerileri. Yani hayatı ya çok üzülüyorum ya genç kızlara da. Çünkü salak salak fenomenleri özeniyorlar. Diş beyazlatma. Ya böyle hepsi şeye özeniyor. Zayıf olmaya. Dişlerinin bembeyaz olmasına. Saçlarının işte tırnaklarının harika olmasına. Kıyafetlerinin her zaman muhteşem olmasına. En iyi pozları onlar verecek. Instagram'da en güzel onlar. Onların sayfası olacak. Yani o kadar. Yani özenilecek en son şey aslında ama maalesef popüler olan bu olduğu için küçük kızlar da bunlara özeniyor. Bazı küçük kızlar yani. Birkaç tip küçük çocuk olur. Şimdi size yeğenlerimden bahsedeceğim. Ne, neyi anlatmak istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Benim iki tane yeğenim var. Bir tanesi böyle ona Netflix böyle bir tablet var. İçinde Netflix full üyeliği olsun. Bir de yatak var. Biraz da böyle abur cubur falan var. Yani o orada aylarca Türüye <laughs> ne kadar oturabilir hiç sıkılmaz. Ama bir tane daha yeğenim var. Bunların ikisi kardeş. Asla öyle yapamaz. Tam tersi. Hep böyle süslüdür püslüdür kokoştur böyle pembiş pembiş kıyafetler giyer. O söylediğim yeğenim çok fazla ilgili değildir benim makyaj malzemelerime ama e, bu söylediğim yeğenim hemen böyle makyaj malzemelerimi karıştırır. Bana makyaj yapsana der. Barbie bebekleri vardır ponileri vardır falan anladınız işte. Yani bu sayfaya giren kızların bence küçükken <laughs> ponileri vardı yani. Um, biraz bakalım sayfaya. Birkaç tane gönder okuyacağım size şimdi. Okul için saç modelleri. Saç modellerinde gösterdikleri kızların çoğu, hatta bir tanesi hariç hepsi, sarı veya ombreli saçlı um, ve yüzleri de böyle burunları küçük, dudakları kalın o Instagram'daki insta diyorlar ya o tip kızlar gibiler. Örgülü saç modelleri böyle kumaşlar, bandanalar, topuzlar, dağınık topuzlar. Mor renk aşkına diye bir gönderi daha yapmışlar. Mor bir cupcake, mor kremalı. Bir tane mor Samsung telefon. Mor saç. Mor Ferrari. Mor yatak. <laughs> mor konver... Nasıl? Bir şey söyleyeyim mi? O kadar uzun zamandır... Kon... Converse... Demedim ki Converse ayakkabı. şey Converse diyesim geldi. Ne diyorduk biz küçükken bunlara Converse ayakkabımı, Converse ayakkabımı diyorduk. Modaları geçti galiba ya. Ben öyle düşünüyorum çünkü bir yer herkes giyiyordu artık. Kimse de görmüyorum ben. İşte mor çanta. Ya bunları satın alması imkansız yani çoğunu. Sırf böyle gönderim mor aşkına, mor renk aşkına diye gönderi oluşturmuşlar. <laughs> story gif önerileri işte e, Instagram'da gif kısmına farklı şeyler yazınca farklı gif'ler çıkıyor onları önermişler. Pembe renk aşkına pembe bir yılan koymuşlar. Pembe Pringles. falan ya hiçbir işe yaramayan sadece esterek sayfaları var ya onlar gibi. E, doodle önerileri, dövme önerileri, Snapchat filtre önerileri, Snapchat filtreleri nasıl biliyor musunuz? Hepsi böyle parlak, parlıyorlar yani her taraftan ışıltılar ve simler çıkıyor ve yanaklar kırmızı, dudaklar kapkalın, burunlar minnacık. Asıl şeylerin, filtrelerin ortak özelliği bu yani. Story düzenleme, poz var mı, diş beyazlatma yöntemleri, hüzünlü şarkı önerileri, model pembe ee, Şebnem Ferah bu aşk fazla sana. Tamam ya yaş 12 belli oldu şu anda. Model antidepresan gülümsemesi. Abi, yeni, yemin ederim size bahsetmiştim. En gıcık olduğum şey. En gıcık olduğum şey ya. Antidepresan, anksiyete, depresyon. Bunların böyle sırf ilgi çekmek, tık almak falan için şarkılarda orada burada kullanılması işte. Nefret ediyorum ben. Yani gerçekten böyle bir şeyin varsa yaz. Ama böyle romantize antidepresan gülümsemesi. Saçmalık yani. Neyse. Sevgilimin annesi bana doğum günü hediyesi olarak marimo almış. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Nasıl bakılıyor hiçbir fikrim yok. Bilgisi olan var mı acaba? Ölürse çok üzülürüm. Ya şey yosun topuymuş. Hangi Miyazaki animasyonu olduğunu unuttum. Bir tanesinde böyle minicik siyah toplar vardı. Yıldız gibi böyle yerde dolaşıyorlardı, şeker falan yiyorlardı. Onlara çok benziyor işte. Ama zaten yazıyor yani, aydınlık bir yere koyun, iki haftada bir suyun değiştirin, Dinlendirmiş musluk suyu kullanabilirsiniz. Sahiplerine şans verici aşık getirir falan. Hiçbir fikrim yok demiş de yazıyor zaten orada bakımı falan. Küçük ve tatlı şeyler olması yeterli yani bu sayfada yer alabilmeniz için küçük ve tatlı bir şeyler olması içerik olarak yeterli yani. Ha. Bir de YouTube kanalı önerileri var. Çok tatlı, soft falan böyle tiplerin olduğu YouTube kanalları bekliyordum. Ama şimdi önerilere bakın. Murat Soner. Film ve dizi incelemesi yapan bir kanalmış. Evrim Ağacı. Hani bilim. Güzel, aferin. <laughs> ve Porçay. İnanamıyorum ya Porçay, Neo ve Toprak falan önerilen şeye, kanallara bakar mısınız? Beni önerseydiniz bari ya ben Porçay'dan daha soft olduğuma eminim. Alacağınız olsun çok e, gönül koydum şu an size self care tips YouTube kanalı olarak beni önermediğiniz için. Neo ve Toprak'ı da bana çok benzetiyorlar hiç bilmiyorum kim olduklarını kesin sen çok beğenirsin sen de çok benziyor falan hiç hiç din izlemedim dinlemedim bence ama hiç öyle düşünmem biliyor musunuz çünkü Efe Aydal için de öyle diyorlardı <laughs> ama yani çok farklıyız bence Efe Aydal la. bir de ne zaman Efe Aydal ile ilgili bir şey söylesem abla aslında sen onu çok iyi anlaşırsın o feministleri çok seviyor ama feminazileri sevmiyor ya lütfen ya yani feminazi kelimesini kullanan bir insanla işim olmaz benim yani her seferinde şunu açıklamaya çalışıyorum ama yok o aslında ironi yapıyor. Aslında o çok akıllı, çok zeki biri. Çok iyi anlaşırsınız. O sadece şöyle böyle falan diye bana açıklamaya çalışıyorlar. Yani farklı yerlerden bakıyoruz. İki kanalda takip edebilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Ama yani bizim anlaşacağımızı düşünmeyin lütfen. <laughs> tweetlerini gördüm yani. <laughs> bir insan bir şey yazıp Sonra böyle backlash alınca, linç edince de ironi yapmıştım falan diyor ya bu da yeni moda oldu. Ya ironi falan yok yani yazdığı şeyler çok açık ve net bir şekilde belli kadın düşmanlığı yani. Bunu bana savunmayın rica ederim. Neyse. Bu şekilde bitirelim artık 15 tane şeyden bahsettik. Bazıları çok depresif, bazıları daha eğlenceliydi umarım. Güzel bir bölüm olmuştur yani. Ee, çok stresli bir şekilde oturdum çünkü yine akşam ev bakmaya falan gideceğiz. <laughs> Lütfen şu stres hayatımdan çıksın artık daha rahat. Kafam rahat bir şekilde yapabileyim her şeyi yani. Lütfen. Bana pozitif enerjilerinizi gönderin. Aa, taş sayfasının sahibi olduğunu iddia eden biri beni arayıp sizi dava edeceğim demişti. Bunu biliyor muydunuz? <laughs> Neymiş? Siber zorbalık yapıyormuşum ben falan filan. Abi. Siktirin gidin Allah aşkına ya. Yani taş sayfası da yani... Bu gücü bunlara veren ne biliyor musunuz? Yasak yani bu ifade özgürlüğünün olmaması, ya her şeyin yasak olması. Adam diyor ki ben bunu da yasaklatayım ya. Dava edeyim, kapattırayım, videoyu sildireyim yani. Bunu düşünerek beni çok rahat arayabiliyor. Yani o telefon sadece benim sipariş için verdiğim telefon ama o telefonu bulmuş beni arıyor oradan yani. Yani jandarma horneti yasaklatırsa Eh yani olacağı da buydu yani. Şu taş sayfası da kalkar seni dava edeceğim der. Sırf video çektim diye. İsmimleri bile yok videoda. Neyse işte abi yani ne yapalım. Ne yapalım 2023'ü bekliyoruz işte. Yapacak bir şey yok ben artık. Yani kabullendim. 2023'e kadar böyle olacak her şey. Ya bilmiyorum 3 yılda da... 3 yılda da ülkenin amın Yani 3 yıl ülkenin amına koymak için çok güzel bir zaman. Ee, umarım yani... O enkazı daha rahat toparlayabiliriz. Ne, ne diyeyim yani ben? Umarım rahat toparlayabiliriz. Görüşmek üzere.